ortak yolumuz 2016 yılında çeşitli güvenlik sebeplerinden dolayı trafiğe kapatılmıştı. Uzun uğraşlar sonucu Yüksekova'daki tüm STK'ların ve iktidar partinin yetkililerinin çabalarıyla ilçe kaymakamımız, ilçe emniyet müdürümüz, sayın valimiz, karayolları bölge müdürümüz, karayolları ilçe şefimiz, emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, yetkililere teşekkür ediyorum. Burada sivil toplum kuruluşları olarak Yüksekova'daki tüm STK'lar çok gayret sarf etti. Yani herkes üzerine düşeni bu yol için yaptı. Biz herkese minnet borçluyuz, minnet duyuyorum. Bu çok sıkıntılı bir yoldu. Ölümle sonuçlanan trafik kazaları oldu. İnşallah bundan sonra olmayacak. Bugün itibariyle yolumuz trafiğe açıldı. Ben tekrardan herkese teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Yolumuz yıllardır kapalıydı, birçok nedenden dolayı, güvenlik nedenlerinden dolayı kapalıydı. Bugün Vali Bey'imizin girişiyle, emirleriyle İl Emniyet Müdürümüz, ilçe emniyet müdürlerimiz, AK Parti il ve ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının başkanlarımızın yıllardır büyük bir emekle, çaba sarf ederek bugün nihayet sonuç verdiğini görebiliyoruz. Tabii biliyorsunuz İran sınır kapımızda bu yılların uluslararası bir yol olduğu hasabıyla birçok alanda ve yoğunlukla geçildiği ve buna mukabil birçok trafik kazalarının olduğunu ve ulaşımda büyük aksaklıkların olduğunu hepimiz yıllardır bundan müzdariptik. Nihayet bu yolun artık ulaşıma açıldığını ve bundan da büyük bir mutluluk duyduğunu biz de buradan diyoruz ki emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ne açacağım? Yani emeği geçen bütün herkese çok çok teşekkürüz. İlçemize hayırlı olsun. Çok çok sevindim. Yani ilk defa geçişte bize nasip olduğu için çok mutluyuz. Elinize emeğinize sağlık. Bu yolun böyle kapalı olması kazalara neden olmuş, çoğu şeye neden olmuş. Bugün açılması ve ilk geçişin bize nasip olması çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Bildiği gibi 2016'dan beri güvenlik gerekçesiyle uluslararası olan İpek yolumuz tek şeritli trafiğe kapalıydı. Bu yolun açılması için yani trafiğin çok yoğun olduğu bir yol olmasından dolayı oda başkanlarımızın, bütün yetkililerin girişimleri, bütün arkadaşlarımızın çabaların üzerine bütün arkadaşlarımız bu girişimde bulunarak bugün bu yolumuz trafiğe açıldı. Bundan sonra vatandaşımızın can güvenliği, öğrencilerimizin can güvenliği, burada okullar var. Bundan sonra bu tedbirlerin de alınması, kaldırımların yapılması, orta refüjün yapılması, orta refüjün demir bariyerlerle yapılması. Bunu tabii yetkili yerlere daha sonra biz kendimiz de oda başkanları arkadaşlarımızla beraber yetkili yerlere bunu ileteceğiz ve bunun takipçisi olacağız. Kazasız belasız bütün Yüksekova halkına hayırlı uğurlu olsun.